Bugün 2 Şubat 2024 Cuma. Hoş geldiniz. Geçen yıl 115 lira olan üniversiteye giriş sınav ücreti 2024 için 295 liraya çıkarıldı. Yani devlete göre bile gerçek enflasyon %155 iken Tayyip Erdoğan hala cambaza bak diyor. Seçim öncesi gündemi değiştirmek için dün de şu sözü etti. Şeriata düşmanlık dine husumettir. Söyledim, amaç hem gündemi değiştirmek hem de karşı devrim adına mesafeler almaktır. Bu açıklamayla Meral Akşener ve Tayyip Erdoğan bir kere daha et kemik misali bir oldukları kanıtlandı. Çünkü İslam şeriattır sözünü ilk dillendiren Akşener'di. Evet, Kahramanmaraş depremi üzerinden bir yıl geçti, teslim edilecek diye söz verilen 350 bin konut ortada yoktur. Keza 2023 dış ticaret rakamları da açıklandı. Açık 112 milyar dolardır. Buyrukla, fermanla, emirle yönetilen ekonomi dibe vurdu. Hazine bomboş, bütçe facia, eşikte devalüasyon var. Lakin kimin umurunda? Meğer şeriata hayır diyenler aslında İslam düşmanlarıymış. Öyle diyor Tayyip Erdoğan. Oysa daha birkaç gün önce bu konuda video yapmıştım. Şeriat İslam değil dedim ki referanslarım Türkiye'nin en değerli ilahiyatçılarıydı. İslam şeriattır diyenler cevap versinler. Gerçek Müslümanlıkta kölelik diye bir müessese, bir kurum var mı? 6 yaşındaki bebeklerle evlenmek var mı? Kadınların yok sayılması var mı? El, kol kesme ve göz çıkarma var mı? Pardon, İslam'da kadının adı yoksa kervan sahibi Hazreti Hatice ile Sıffın Savaşı kararını veren Hazreti Ayşe'ye ne diyeceksiniz ki ikisi de Hazreti Muhammed'in eşleriydi? Bakın, şeriat din değildir. İslam devletlerini yönetenlerin sonradan koyduğu kurallar bütünüdür. İslam eşittir, Kur'an-ı Kerim'dir. Ayrıca şeriat İslam diyenler cevap versinler. Ölçü Afgan Taliban şeriatı mı, Şia İran şeriatı mı, Vehhabi Suud şeriatı mı, hangisi? Sunniler bile Hanefi, Hanbeli, Şafi, Maliki diye 4 ayrı mezhebe ayrılmış iken hangi şeriattan söz ediliyor? Tayyip Erdoğan hilafet bayrağını da kelime-i tevhid diyerek masum gösteriyor. Doğru, taşınan bayrak o da. Taşınma amacı ne? Biz bunu yıllar yılı siyasal İslam, yani inancı ideolojiye araç yapma diye tanımladık, öyle değerlendirdik. Değerli dostlar, her gün bir kere daha kanıtlanıyor. Türkiye artık anayasal bir devlet değil. Eğer olsaydı suç olan bir şeyi ülkenin cumhurbaşkanı söylemez, savunmazdı. Gerçi AKP zihniyeti bu konuda sabıkalıdır. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği irticaya destek hükmü ortadadır. Bakın, İslamcı camiadaki bu tür bakış ve hükümler Türkiye'nin kravatlı Taliban mensupları tarafından yönetildiği yakıştırmalarına gerekçe yapılıyor. Türkiye'nin derdi, gündemi bunlar değil. İslam üzerinde samimi ve hassas olanlar önce hangi İslam sorusuna cevap vermeli. Güya IŞİD'de, Yezid'de, Fethullah Gülen'de, El-Kaide'de Müslüman. Türkiye AKP iktidarıyla sinsi biçimde adım adım Afganistanlaşma sürecindedir. İslamcı terör artık PKK terörünün bile önüne geçiyor. Kiliselerin basılmasına ilaveten dün de Amerikan sermayesinin işlettiği bir fabrika basıldı. İslamcı terörist Gazze protestosu diyerek 7 Türk işçisini rehin aldı. Utanmaz adam, Filistinlileri öldüren o Türk işçileri mi sanki? İsrail'i İran'dan koruyan kürecik radar üssünü kapatmayıp o ülkeye hala petrol ve mal gönderen iktidara sus,
Ondan sonra git gariban işçiyi rehin al. Tükürürüm böyle İslamcılığa ben. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün yine FETÖ için haşhaşiler deyip Fethullah Gülen için de hocaklıklı sahtekar dedi. Bu ifadelerine aynen katılıyorum. Lakin an itibarıyla mesela Menzil gibi FETÖ benzeri cemaatlerin kucaklanmasının nedir açıklaması? Diğer cemaatler FETÖ'den farklı denilemez çünkü AKP FETÖ çetesine de Türkiye'nin yargısını, Türk ordusunu, Türk polis teşkilatını teslim etmişti. Bu itibarla büyük fotoğrafa bakıldığında tutarlılık ve inandırıcılık olmalı. İlaveten Müslümanlıkta samimi olanlar Diyanet İşleri Başkanlığı gibi bir kurumu siyasallaştıramaz. Din politikaya sermaye yapıldığı içindir ki ateizm ve deizm AKP döneminde zirve yaptı. Değerli dostlar, FETÖ demişken sıcak bir belge, sıcak bir haber aktaralım. Erkan Tufan isimli tescilli bir terörist var ve kaçak olarak yurt dışında. İşte bu FETÖ'cü dün YouTube kanalına PKK-PYD'nin eş başkanı olan Salih Müslim'i konuk etti. Şaşırdın mı? Hayır, zira ikisi de Amerikan kardeşi ve Türkiye düşmanı. Biz bunu bugün değil, 40 yıldır aralıksız söylerken bugün ülkeyi yönetenler sadece Fethullahçıları değil, Salih Müslim'i de birkaç sene önce kucaklamış, önüne kırmızı halılar sermişti. FETÖ bağlamında ilginç bir haber daha, Enver Yılmaz diye bir isim var. AKP'den 3 dönem milletvekilliği, peşi sıra orduda belediye başkanlığı yapmıştı. Eski hakim ve avukat. İktidar bu ismi FETÖ celladı olan Zekeriya Öz'ün yurt dışına kaçışında parmağı var, yardımcı oldu diyerek enterne etti ki böyle bir şey kesin devlet bilgisi olmadan olmaz. AKP'den uzaklaştırılan o isim şimdi ordudan yine belediye başkan adayı. Bağımsız aday mı derseniz hayır İyi Parti'den aday. Şaka gibi değil mi? İktidar FETÖ'cü diye kovarken İyi Parti aday yapıyor ki Meral Akşener buna benzer çok şey yapmıştı. Mesela yine ordudan hakkında bu tür iddialar olan İdris Naim Şahin'i birinci sıradan milletvekili adayı yapmıştı. Güya devlet diyen Hacı Meral açıklasın. Devlet raporuyla AKP'den kovulan birini aday yapmakla devletçilik olur mu? Bu arada yeniden Refah Partisi'nin seçimde ne yapacağına dair soru gönderenler, soru soranlar var. Son haber genel başkanların buluşacağı şeklinde ki mutabakat hasıl olmasa böyle bir buluşma olmaz. Bakın Fatih Erbakan babasının oğludur. Merhum Necmettin Erbakan'ın jargonuyla kadayıfın altı kızarana kadar pazarlık yapar ve sonunda evet der diye düşünüyorum. Kamuoyu pek bilmez. Fatih Erbakan'ın zora düşecek konuları da var, sıkıntıları da var. Kardeşleri arasında sorun olan miras olayı ortadadır. Necmettin Erbakan gibi bütün ömründe maaşından başka geliri olmayan birinin onlarca milyon dolarlık servetinin üstüne gidilse sıkıntılar çıkabilir. Söylenen söz konusu servetin aslında Refah ve Fazilet partilerine ait olduğudur. Partilerin kapatılmaları halinde paraya el konulmasın diye ihtiyaten Necmettin Erbakan'ın hesabında muhafaza edildiği kaydediliyor ki hatırlanacaktır. Aynı Erbakan toplanan Bosna Hersek paralarını üstüne geçirdi diye hapse mahkum olmuş ve Cumhurbaşkanı'nın özel affıyla hapisten kurtulabilmişti. O dönemi bilen, yaşayan birinin şikayetiyle bugün istenirse dava açılır ve Erbakanların büyük servetine el konulabilir diyenler var. Bu itibarla Fatih Erbakan Tayyip Erdoğan'a sorun çıkarmayacaktır. Ayrıca oğul Erbakan siyasette de Tayyip Erdoğan sonrasına hazırlanıyor.
parti paralarının liderlerin hesabında olma konusu Necmettin Erbakan'la da sınırlı değil. Aynı şey Alparslan Türkeş işinde yazıldı, konuşuldu, geçerli. Ölümü sonrasında çocuklarının İngiltere'deki bir bankada bulunan para sebebiyle mahkemelik oldukları da kanıtlıdır. Emekli albay olan Alparslan Türkeş'in de maaşı dışında hiçbir geliri yok iken yurt dışında büyük büyük paraları çıktı. İki isim, yani Erbakan'la Türkeş, bunu söyledi. Muhtemelen paralar parti kapatılırsa el konulmasın diye yaptılar. Fakat çocuklarının o paraların üstüne oturması elbette kabul edilemez. Bu vesileyle şunu söyleyeyim, Türkiye'de var olan algının tersine para ile alakası olmayan politikacıların başında Süleyman Demirel geliyor ki oturduğu evinin üçte bir hissesi dışında hiçbir serveti çıkmadı. Yine hakkını teslim edelim, Devlet Bahçeli de para konusunda titizdir, örnek bir siyasetçidir. Bülent Ecevit'le Kemal Kılıçdaroğlu isimleri de temiz olarak anılıyorlar. Tansu Çiller, Deniz Baykal ve Meral Akşener ise hala tartışılıyorlar. Deniz Baykal, Cumhuriyet Halk Partisi'ne ait olduğu söylenen Halk Televizyonu'nun satışından gelen 2 milyon doları partiye iade etmezken, Meral Akşener de oğlu hakkındaki iddiaların hiçbirine cevap vermedi. Abdullah Gül ise malum oturduğu 40 milyon dolarlık evi bile açıklayamadı. Tayyip Erdoğan'la alakalı söylenenleri biliyorsunuz. Devlet Bahçeli ve Kemal Kılıçdaroğlu demişken iki parantez, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı dün eski Adana Belediye Başkanı olan başdanışmanı Hüseyin Sözlü'yü partiden ihraç etmek için disipline sevk etti. Yine Adana'nın Kara İsa'lı, Sayın Beyli ve Yumurtalık MHP ilçe başkanlıklarını da kapattı. Gerekçe genel merkez kararının eleştirilmesidir. Malum Milliyetçi Hareket Partisi Adana Büyükşehir Belediyesi'ni AKP'ye bırakmıştı. Hüseyin Sözlü ve bir grup MHP'li bunu eleştirince anında kapıya kondular. Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi gibi değil, ağzını açan afaroz ediliyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na gelirsek hala yerinde durmuyor, yerinde oturmuyor. Her gün onlarca kişiyle görüşüyor, gazetelere demeçler veriyor. Ankara'daki bürosu adeta Hacı Bektaş türbesine döndü. İfadesine göre bu ziyaretler masummuş, yani siyasi faaliyetler değilmiş. Hayır hayır, öyle değil Kemal Bey. Bal gibi siyasi faaliyet, bal gibi bu işin ardında bir hesap, bal gibi bu işin ardında bir plan var. Amaç önce güya Cumhuriyet Halk Partisi'nin dağılmasını önlemek için kurtarıcı, birleştirici adaylıktır. O başarılamazsa tespit edilen isim aday yapılacak, o seçtirilmeye çalışılacak. Allah aşkına 12 seçim ve kurultayda alaşağı edilen birinden Türkiye'ye, Cumhuriyet Halk Partisi'ne kurtarıcı olabilir mi? Olmayacağını Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edip gazlayanlar da biliyor. Onların amacı Kemal Bey'i ve Aleviliği kullanıp Cumhuriyet Halk Partisi'ni yeniden ele geçirmek, rantın üstüne oturmaktır. Bunu görmemek için insanın aklını yitirmesi gerekiyor. Sayın Kılıçdaroğlu'na çağrım şudur. Namuslu adamsın. Lütfen siyaset ve mezhep tüccarlarının piyonu olma. Ekrem İmamoğlu seni devirdi diye şahsi kızgınlıkların var, ancak öncelik Türkiye olmalı. Yaşın 77'ye geldi. Çekil kenara, balık tutmaya, sinemaya, tiyatroya git, kitap oku, tavla oyna, briç oyna. Yok illa da siyaset diyorsan Ekrem İmamoğlu'yla, Mansur Yavaş'la kol kola gir, destek ver onlara. Noktalarken lütfen videomu dostlarınızla paylaşın ve beğeni butonuna basın.